Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Kuzey Kafkasya'da konuşulan diller hakkında konuşacağız. İzleyicilerimizden gelen istekler doğrultusunda Kafkasya konusunda konuşmanın faydalı olacağını düşündüm açıkçası. Çünkü bu konuda çok sayıda soru yöneltilmiş oldu bugüne kadar. Kafkasya bölgesi yeryüzünde en fazla dil konuşulan yerlerden birisi olarak dikkat çeker. Dünyada en çok dil konuşulan yer Papua Yeni Gine'dir ve 850'nin üzerinde dil, lehçe ve aksan orada konuşulur. Ancak Kafkasya bölgesine gelindiğinde kimilerine göre 80 civarında dil konuşulur. Ancak bu dillerin büyük bir çoğunluğu 2-3 temel başlık altında toplanabilir ve birçoğunun da birbirleriyle yakın akrabalıkları vardır. Bu konuyu bir başka videoya bırakmak istiyorum. Kafkasya'da konuşulan diller ifadesini tercih ediyorum. Çünkü Kafkas dilleri ifadesiyle Kafkasya'da konuşulan diller birbirinden farklıdır. Çünkü Kafkasya'da sadece Kafkas dilleri konuşulmaz. Bunun dışında diğer dil ailelerinden olan diller de konuşulur. Yani bununla Kafkas dil ailesinden olan veya olmayan dillerin bölgede konuşulduğunu ve bütün bu dillerin Kafkasya'da konuşulan diller adıyla ortak bir başlıkta toplanabileceğini ifade etmiş oluyoruz. Kafkasya'yı öteden beri dil bilim açısından, siyaset bilim açısından, siyasi sınırlar açısından Kuzey ve Güney Kafkasya olarak bölmek bilinen bir usul olmuştur, bilinen bir metot olmuştur. Güney Kafkasya bölgesi dediğimizde biz bölgede özellikle Ermenice'nin, Azerbaycan Türkçesinin ve Gürcüce'nin temel olduğu Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bölgelerini görüyoruz. Ancak bunun alt başlıklarında da birçok bölge dilinin konuşulduğunu birazdan görmüş olacağız. Türkiye'de Kafkas dilleri denildiğinde akla gelen ise bir yandan güneydeki Güney Kafkas dil grubundan olan Kartvel dil ailesinden olan Gürcüce ilk akla gelir. Ancak ondan daha fazla Kuzeybatı Kafkasya bölgesinde konuşulan Çerkez dilleri, Adige dilleri anlaşılır. Bunların içerisinde de bir taraftan Kabardey, Besleney, Hatkoy, Şapsı, Çemgoy, Bijedu gibi alt şiveleri olan Adige grubunu, diğer tarafta ise Abazaca ya da Abhaz dili olarak bilinen bir akraba grubu anlaşılır. Bunun yanında artık konuşanı yeryüzünde hiç kalmamış olan Ubukça akla gelir. Ubukça'nın da Abhaz ve Adige dilleriyle bir üst soyda birleştiğini biz biliyoruz. Bu dilin son konuşanı daha önce de bir başka videoda ifade ettiğim gibi Balıkesir Manyas'ta Tevfik Esenç tarafından konuşuluyor idi. Son kayıtlarında büyük dil bilimci George Dumezil kaydetmişti ve Ubukça artık yeryüzünde konuşulmuyor. Bu dillerden Kafkas dil ailesinden Abhazya dışında yani Adige Abhaz kolunun tamamının Kuzey Kafkasya'da konuşulduğunu biliyoruz. Abhazya, Abhazya bölgesinde konuşuluyordu ve Abhaz Özerk Cumhuriyeti şu anda Rusya Federasyonu'na bağlı olarak devam ediyor. Kuzeydoğu Kafkas dilleri arasında ise ki bu dilleri üst başlık olarak Çeçen Lezgi grubu veya Nahtaristan grubu olarak etnolojik veya dil bilimsel açıklamalarda, tasniflerde görebiliyoruz. Vaynah denilen alt grupta Çeçen, İnguş ve Bats dillerini görebiliyoruz. Bu dillerin hepsi birbiriyle yakın akrabadır ve Çeçence ile İnguşça'nın yaklaşık 400-500 yıl kadar birbirinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Çeçence ve İnguşça iki komşu cumhuriyette konuşulmaktadır. Bats dili ise ya da Batsbilerin konuştuğu Bats dili ise Gürcistan'da özellikle Pankisi Vadisi bölgesinde konuşulmaktadır. Nahtaristan grubunun içerisinde Dağıstan bölgesinde konuşulan dillerden en büyüğü Avar dilidir ve Avarca'nın yakın kolları olan, alt kolları olan küçük dillerdir. Biz bu grubu Avar Andi Dido grubu olarak adlandırıyoruz. Didoylar Çezi olarak, Türkiye'de de Suntan grubu olarak bilinir. Onları Tokat'ta, Sivas'ta, Türkiye'de de bulabilirsiniz. Bu dillerin Türkiye'de olmayan birisi olan Arçi dili ise Avarca ile Lezgice arasında olan bir dil olarak ve tek bir köy tarafından konuşulan ilginç bir dildir.
Bunun yanında Dağıstan'da Lak Dargi grubu olarak bilinen veya Lak Dargva grubu olarak bilinen iki akraba dil daha vardır. Dargi ve Gazi Kumuk dili ya da Lak dili. Bu dillerde biraz gramer olarak oldukça açıkçası zor, öğrenilmesi zor olan dillerdendir. Bir diğer grup ise Dağıstan'ın güneyinde ve Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde konuşulan Samur grubu dilleridir. Bu diller içerisinde büyük grubu oluşturan Lezgice'dir ve onun yakın akrabası olan Ağul dili, Rutul, Sakur, Tabasaran ve Udi dilleri yer alır. Yine aynı dil grubu içerisinde Azerbaycan Türkçesinde Şahdağ dilleri olarak bilinen Buduh dili, Ceki ya da Kriz dili olarak bilinen diğer bir dil ve yine yeryüzünde tek bir köy tarafından konuşulan Hinaluk dili ilginç diller arasındadır ki tahmin ediyorum bu dillerin birçoğunun adlarını ilk defa duyuyorsunuz. Az önce Vaynak grubundan bahsettik. Çeçen ve Inguşlar Kuzey Kafkasya'da konuşulan şu anda en büyük dili oluşturuyor. İkisinin toplam konuşanı yaklaşık 2 milyon kişi. Batspi dili ise Tuşetya bölgesinde, Gürcistan'da konuşuluyor. Yani Güney Kafkasya bölgesinde kalmış. Az önce Dağıstan'da konuşulan en büyük dil olan Avarca'dan bahsettik. Avarca alt gruplarıyla birlikte ki o alt grupları mesela Andi grubunun içerisinde Andi, Botlih, Godoberi, Karatay ya da Karatin ya da Karatal ya da Bagulal, Tindin, Çamalal ve Ahvak adlı gruplardan oluşur. Bu diller çok enteresandır. Bazıları birkaç köy tarafından konuşulur ve bu dillerin artık hepsi Avarca'nın hakimiyet alanına girmiştir ve bu köylerde konuşan herkes ikinci dil ya da birinci dil olarak kendi aralarında Avarca konuşurlar. Avar Andi Çezi grubunda ya da Avar Didoy grubunda asıl Dido dili denilen Sezice ve Bejita dili, diğer adıyla Kapuçin dili vardır. Kinuh dili, Hvarşi dili ve Hunzipçe ya da Humzal dili bunlardan yine Avarca ile yakın akrabalıkları olan dillerdir. Andi ve Dido halkları ile Arçiler önceleri ayrı diller, ayrı halklar olarak adlandırılıyordu. Bu saydığımız bütün alt gruplar 1930'lu yıllardan itibaren belki Sovyet Rusya'nın yapmış olduğu tek faydalı iştir, bölge açısından tek faydalı iştir. Bütün bu grupların Avar grubu içerisinde olduğunu ve okullarda da Avarca'nın öğretilmesi gerektiğini bir üst anlaşma dili olarak belirlenmiş olmasını söyleyebiliriz. Kafkas dillerinden Lak ve Dargi koluna ait Lakça ve Dargice'de küçük topluluklar tarafından konuşuluyor. Lakça yaklaşık 150 bin kişi tarafından, Dargince ise yarım milyon kişi tarafından konuşuluyor. Dargi dili de tek bir grup değil aslında. Onun da alt kollarında yine birkaç köyde konuşulan Kaytak grubu ve Kubaçi dili vardır. Kubaçi tarihte zerih yaranlar olarak, yani Farsça bir tanımlamadır bu, zırh yapanlar olarak adlandırılır. Yine Dağıstan'da konuşulan dillerden birisidir. Dağıstan'ın güney bölgelerinde Samur grubu olarak adlandırılan veya eski tanımlamalarda Alpan grubu olarak adlandırılan Lezgi dil grupları vardır. Lezgice'nin alt kolları olarak Rutul, Sahur, Tabasaran dillerini söyleyebiliriz. Lezgice hem Dağıstan'ın güney bölgesinde hem de Azerbaycan'ın kuzey şehirlerinde konuşulmaktadır. Avarca için de bunu söylemek gerekir tabii. Avarca'da hem Dağıstan'da hem de Azerbaycan'ın Zakatal bölgesinde konuşulmaktadır. Bu dillerin yakınlığı var mı denilirse, örnek veriyorum, Lezgice bilen birisi Tabasaran dilini birkaç ay içerisinde bence öğrenebilir. Aynı şey Tabasaranlar için de geçerlidir. Yine enteresan bir grup Şahdağ dilleri. Bunlar da yine Lezgi grubu içerisinde yer alan ve Güney Kafkasya'da özellikle Azerbaycan'da konuşulan dillerdir. Az önce söyledik. Örneğin Hinaluk dili veya Ceki dili, Kriz dili ya da diğer adıyla ya da Buduh dili bir ya da birkaç köy tarafından konuşulan ilginç diller arasında yer alır. Burada
Güney Kafkasya'da konuşulan Gürcüce, Megrelce, Lazca ve Sıvanca üzerinde çok fazla bilgi veremeyeceğim. Bu konu benim özel araştırma sahamın içerisine girmiyor. Yalnız leksikolojik olarak bunlara biz baktığımızda kelime hazinesi ve kelime benzerliği açısından gidersek bu dillerin de birbirleriyle yakın olduğunu biliyoruz. Bölgede tabii çok daha geniş bir başlık altında sunmak istediğim iki konu var. Birisi Kafkas dilleri, az önce saydım bir kısmını. Diğer grup ise Altay dil ailesinden olanlar. Altay dil ailesinde istisnai bir grup olarak Moğolistan'dan çok uzak bir yerde yer alan Kalmukya veya Kalmukistan, Dağıstan'dan çıktıktan sonra kuzeyde kalan toprakları ifade ediyor. Ve Moğolcanın bir şivesi olan Kalmuk diliyle konuşuyorlar. Budist dininden ve biraz Kafkasya bölgesinin olağan bildik yapısından biraz daha farklıca bir yapıyı oluşturuyorlar. Türkçe ise bölgede çok uzun yıllardan beri var olan bir dil. Açıkça söylemek gerekirse tarih boyunca bölgede her zaman Asya Avarları, az önce bahsettiğimiz Kafkasya Avarları değil ama Asya Avarlarının var olduğunu, Hunların gelip gittiğini ve birçok yani Oğuzların bölgeye yerleştiğini biliyoruz. Yani Türk toplulukları Kafkasya'da her dönem var olmuş. Hazar Devleti olmuş, Altın Ordu Devleti olmuş. Her dönem bölgenin Türklerle çok yakın ilişkileri olmuş. Dolayısıyla bütün Kafkasya bölgesinde Türkçe önemli bir yer teşkil ediyor. Güney Kafkasya bölgesinde Azerbaycan Türkçesi yaklaşık 9 milyon kişi tarafından konuşuluyor. İran tabii ki Kafkasya değil ama Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede 25 milyonun üzerinde insan bugün Türkçe konuşuyor. Yani Azerbaycan Türkçesi veya İran'ın içlerinde farklı lehçelerle, şivelerle Türkçe konuşuyor. Bölgede ikinci büyük Türkçe konuşan grup Kumuk Türkleri. Kumuklar Dağıstan'ın ortalarında özellikle ovalık yerde Hazar Denizi kıyısında yaşıyorlar. Nüfusları 500 bin civarında. Kumukça çok enteresan bir şivedir. Kumuk Türkçesini bilen bir kişi çok rahatlıkla Çağatayca'nın bir alt grubu olan Uygurca ve Özbekçe'yi de çok rahatlıkla öğrenebilir. Kumukça hem Kıpçak özellikleri hem de Oğuz Türkçesi özellikleri gösteren bir orta dil olmuştur. Bir ortak dil olmuştur. O anlamda bütün Türk dünyası açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm, üzerinde Türkologların çalışması gereken önemli bir dildir. Yine bölgede konuşulan Nogay Türkçesi var. Nogayca hem Dağıstan'da hem Çeçenistan bölgesinde hem Karaçay-Çerkes bölgesinde konuşulan bir dil. Bunun yanında yine Nogayca ile çok yakın olan ve yine yerli bir halk olduğunu söyleyebileceğimiz Karaçay-Balkarların konuştuğu Karaçay Türkçesi de bölgedeki Türkçe gruplarından birisidir. Sonraki dönemlerde gelmiş olan, yani yaklaşık 400 yıl kadar önce bölgeye gelmiş olan Stavropol Türkmenleri vardır. Onlar da Türkmen Türkçesi ile konuşur. Biraz Kıpçak özellikleri de gösteren bir Türkmen Türkçesidir bu. Bunun dışında yine ilginç bir örnek, aynen Udinlerin hikayesinde anlattığım gibi Urum Türkçesi konuşan Hristiyan Türkler vardır. Onlar Gagavuzlar değildir, Anadolu Türkleridir. Kayseri Konya aksanıyla konuşan, köken olarak Türkmen olan ve Türkiye'de Selçuklu döneminde de hala var olan, ancak mübadele döneminde birçoğu Yunanistan'a gitmek zorunda kalan, bir kısmı ise farklı bölgelere dağılmış olan, yani bir kısmı Kırım'da var olan, bir kısmı Ermenistan'a veya Kafkasya'nın farklı bölgelerine gitmiş olan bir halktan söz ediyoruz. Urumca bugün artık, Urum Türkçesi bugün artık neredeyse yok olmayla yüz yüze bulunduğu bölgelerin dilleri içerisinde yavaş yavaş eriyor. Yani bir tarafta Yunanca, diğer tarafta Rusça'nın hakimiyet alanı içerisinde yavaş yavaş eriyor. Azerbaycan Türkçesi ile ilgili şu noktayı atladığımı hissettim. Azerbaycan Türkçesi hem Azerbaycan'da konuşuluyor, hem Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde konuşuluyor, hem de Dağıstan'ın Derbent bölgesinde konuşuluyor. Lezgiler arasında ve Tabasaranlar arasında da Azerbaycan Türkçesi bilme oranı oldukça yüksektir. Biraz kuzeye gittiğinizde ise Kumukça Nogay Türkleri tarafından da genellikle konuşulur. Nogayca Kumukça ile etkileşim halinde
biraz daha alçak özelliklerini kısmen yitirmeye başlayan dildir. Evet, bu arada Azerbaycan Türkçesi bölgede daha geniş bir alanda konuşuluyordu. Yani Karabağ bölgesinde konuşuluyordu, Laçin koridorunda konuşuluyordu ve tarihi Erivan, bugün Erivan olarak bilinen Revan Hanlığı içerisinde de ciddi bir Azerbaycan Türkçesi yoğunluğu vardı. Fakat bugün artık Ermenistan içerisinde Azerbaycan Türkçesinde konuşan kimse kalmamıştır. Karabağ bölgesi boşaltılmıştır. 1 milyonun üzerinde nüfus Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan Türkçesi alan olarak daralmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Kumukça ile ilgili de yine geri dönerek şunu ifade etmek isterim. Kumukça'nın tarihi bir özelliği var. Geçmişte Dağıstan bölgesinde ordu dili olarak bir yandan Avarca kullanılmış, diğer yandan Kumukça kullanılmıştır. Kumukça Türkiye ile irtibatı sağlama bakımından da önemli bulunmuştur. Ve 1918'de kurulan Kuzey Kafkasya Dağlı Halklar Konfederasyonu'nda da Kumukça yine ortak bir yazı dili olarak benimsenmiştir. Dağıstan'da ilim dili olarak kullanılan, yazı dili olarak kullanılan Arapçanın yanında bu dillerin, saydığımız bütün dillerin kendi yazı sistemleri vardır. Yani Arap alfabesi üzerinde yazılan Kumukça, Arap alfabesiyle yazılan Avarca, Lezgice veya Tabasaranca tarihi metinler vardır. Ve Kumukça'nın yalnızca Dağıstan'da değil, Çeçenistan'da, Kuzey Ossetya'da ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde de konuşulduğunu biliyoruz. Karaçay-Balkar Türkçesinin ise Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkez bölgelerinde konuşulduğunu biliyoruz. Karaçay ve Balkarca aslında birbirinden ayrı değildir. Sadece birkaç harf değişimiyle birbiriyle neredeyse birebir aynı olan iki lehçedir. Arada bir dağ vardır. Sovyet politikası olarak çok yanlış bir politikayla dil temelinde küçük şive farklılıklarıyla topluluklar ayrılırken, Karaçaylarla Balkarlar birbirinden ayrılırken, Kabardeylerle Çerkezler, hani Adıgeler birbirinden ayrılmıştır. Adıgeleri 3 ayrı bölgede konuşlandıran Sovyet sistemi, Karaçaylarla Çerkesleri, Kabardeylerle de Balkarları birer cumhuriyet içerisinde, ayrı cumhuriyetler içerisinde birleştirerek aralarına nifak sokmak için de özel bir gayret göstermiştir. Bölgede üçüncü bir grup olarak tabii ki Hint-Avrupa dil ailesinden diller de vardır. Yerli dil olarak konuşulan ve Hint-Avrupa ailesinden olan diller, birisi Ermenicedir, diğeri Hint kolundan, yani Hint-Avrupa kollarından, Hint kolundan İrani dillerden olan Osetçe, Tatça ve Talişçe vardır. Talişçe Azerbaycan'ın en güney bölgesinde konuşulmakta. Tatça ise Azerbaycan'ın en kuzey bölgesi ile Dağıstan'da artık yalnızca birkaç bin kişinin konuştuğu bir dile dönüşmüştür. Osetçe ise hem Güney Osetya'da hem Kuzey Osetya'da konuşulan yaklaşık 2000 yıllık bir dildir. Minimum 2000 yıllık bir dildir ve enteresan bir dildir. Hem Farsça özellikleri gösterir, diğer taraftan içinde Germen dillerinden özellikleri de hissedebilirsiniz. Yani tarihte bu dillerin birbirlerinden ayrılmaya başladığı dönemlere işaret eden bulguları bulabileceğiniz enteresan bir dildir. Tabii ki Hint-Avrupa dil grubunun Kafkasya bölgesindeki en büyük temsilcisi Rusçadır. Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce bölgede Rusçanın emaresi yoktu. Rusça bölgeye sonradan gelmiş olan bir dildir. Bugün Rusça'nın hakimiyet alanı geçtiğimiz 200 yıl içerisinde yaklaşık 5-6 kat daha büyümüştür ve geniş bir hakimiyet alanına sahip olmuştur. Kafkasya bölgesinde bugün herhangi bir başkente gitseniz, Mahaçkale, Vladikavkaz, Grozny veya Maykop, Nalçik, hangisine giderseniz gidin, sokakta öncelikle Rusça'yı duyacaksınızdır. Çünkü Rusça hem bölgenin resmi dili olarak, ülkenin resmi dili olarak, hem de bir ortak anlaşma dili olarak hakimiyet alanını gün geçtikçe diğerlerinin aleyhine genişletmektedir. Geçen yıl içerisinde alınmış olan bir kararla Rusça dışındaki dillerin, ana dillerin okullarda okutulmasına çok ciddi sınırlamalar getirildi. Dersler okullardan kaldırıldı ve artık bu dillerde yapılan yayınların süreleri de oldukça kısıtlı. Yani diller yalnızca
evlere ve sokaklara hapsedilmiş oldu. Bu anlamda Kafkas dillerinin tamamı için, yukarıda saydığımız dillerin tamamı için ciddi bir tehdit söz konusu. Bu diller tarihin derinliklerinde yeryüzünün en eski renkleri ve dilleri olarak yer alan ilginç dilleri oluşturuyor. Bu anlamda tarihin etnoloji müzesi olan, etnografya müzesi olan Kafkasya bölgesinin diller bakımından da korunması bütün dil bilimciler açısından bence son derece önemli bir konu. Herkesin ilgi duyduğu, ilgi gösterdiği bir konu. Sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Buradaki her bir başlık birbirinden ilginç, derya kadar geniş konuları içeriyor. İleride fırsat olursa sizlerden gelen isteklere göre bu diller hakkında daha detaylı bilgiler vermeye çalışırım. Daha farklı paylaşımlarla daha derin bilgileri sizlerle paylaşmayı arzu ederim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.